Evet, merhaba arkadaşlar. Örgütsel İletişim dersinde Kahramanmaraş Uçmam Üniversitesi'nin bir doktora dersi olarak yürüttüğümüz derste bugün örgütsel iletişim, önce iletişimden bahsettik geçenki videomuzda. Bugün de örgütsel iletişimden ve onun temel amaçlarının ne olduğunda belki bir parça daha işlevlerini yerine getirdiği işlevleri de anlatarak devam edeceğiz ikinci videomuzda. Hem canlı sınıfımızda, sanal alemde hem de gerçekten karşımda öğrencilerim var. Bu benim ders işleme şeklimi daha da motive ediyor, rahatlatıyor beni. Yoksa sadece videoya karşı anlatıyor olsaydım zorlanıyordum ve kısa tutuyordum videoları. O yüzden geçenki video biraz daha uzun oldu. İnşallah bu sefer o kadar uzun olmaz. İnşallah derken aslında uzun olması güzel oluyor belki ama takip etmek ve dinlemek uzun sürdüğü için insanlar sıkılıyor olabilirler. Mümkün olduğu kadar kısa tutup bir parça hani sizin de böyle hap şeklinde alabileceğiniz bir süreci işletmeye çalışacağım. Bugün iletişimi anlattık demiştim, sürecinden bahsetmiştik. Hatırlarsınız işte yerine getirilmesi gereken unsurlardan bahsetmiştik. Bunlar gerçekleştiğinde iletişim gerçekleşiyor ama biz hatırlarsınız o gün de söylemiştim. Başarılı iletişim ya da etkili iletişim kavramını ön plana çıkartarak şunu söylemiştik. Yani sadece bu unsurların gerçekleşmesi, iletişimin gerçekleşmesi olsa da bizim amacımız istediğimiz sonucu ulaştıracak iletişimi gerçekleştirmek. Dolayısıyla etkili ya da başarılı iletişim dediğimiz şeyi ortaya koymamız gerekiyor. Bunu yaparken bir örgütün, bir işletmenin, bir kurumun, bir organizasyonun içinde olmanız o iletişimi örgütsel iletişim haline getiriyor. Orada da aslında sizleri yetiştirdiğimiz işte işletme öğrencilerini ya da yüksek lisans yapanları ya da daha sonra doktora yapıp akademisyen olanları ki akademisyenin de aslında elinde olan nadir alet edevat teçhizattandır iletişim. Bir işi yapmak ya da yaptırmak için kullandığınız nadir şeylerdendir. Temel araçtır iletişim. Yöneticininki zaten tek araçtır. Başka bir şey yoktur elinde neredeyse. Dolayısıyla bu aracı etkili kullanmak örgütün içinde var olduğu kurumun organizasyonun içinde başarılı olmak için sahip olması gereken ve etkili kullanması gerektiği nadir alet olan iletişimde örgütsel iletişimden bahsedeceğiz. Burada yönetici iletişim aracıyla kendisini bağlı olan kişilerle yani emri altındaki işte eşiti olanlarla ya da üstündeki kişilerle bu iletişim sayesinde bir şeyler yapmaya çalışır. Ortamı onlarla belki verdiği emirleri ya da aldığı emirleri ya da karar verme sürecinde elde ettiği bilgileri ancak iletişimle gerçekleştirir. Dolayısıyla iletişimin ve örgütsel iletişimin olmadığı bir örgüt ya da kurum gerçekten işe yaramaz. Hiçbir işe yaramaz. Tam tersi orada bir örgütten bile bahsetmek mümkün olmayabilir. İletişim varsa örgüt ve işte yönetsel yapının varlığından ve işleyişinden bahsetme şansımız olabilir. Ama bu iletişimin tekrar söylüyorum etkili ve başarılı olması öncelikle o iletişimi kurgulayan yöneticiye, kişiye, çalışana ve tabii ki karşısındakine bağlı. Geçen derste anlattıklarımız biraz bununla da ilişkiliydi. Yani siz ne kadar iyi olursanız olun, hani ağzınla kuş tutsan diye bir tabir var ya, karşındaki seni anlayabildiği kadar anlatabiliyorsun. O da işin başka bir noktası. Dolayısıyla siz bu iletişimi kurmaya çalışırken örgütlerde ya da bireysel iletişimlerinizde karşınızdaki de çok iyi planlayarak, örgütün içindeki o diğer insanları da çok iyi analiz ederek o sistemi kurgulamanız gerekiyor örgütsel iletişimi. Oradaki araçları, oradaki bireylerin davranışlarını çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Ve bu şekilde ancak etkili iletişim ya da başarılı iletişim gerçekleştirebileceğinizin farkında olmanız lazım. Dolayısıyla bu yapıda yani böyle bir örgütsel yapıda ve iletişimde örgütün bütünlüğünü sağlayan ve mutlaka bir sinir sistemi gibi onu algılayan bir yapının var olması lazım. Nasıl ki insan vücudunda parmak uçlarına kadar gelen çok ince sinir uçları var ve dokunduğunuzu size beyni haber gönderiyorsa hem de anında. O kadar ilginç bir süreç ki yani saliseler sürüyor beyne gitmesi bunun. Dolayısıyla böyle bir sinir sistemi, böyle bir yapının olması gerçekleşebilecek bütün iletişimin etkili olmasını, zamanlı olmasını sağlayacaktır. Şu anda bununla ilgili çok doğru araç, gereç, alet, edevat, imkanlar var. Hani geçmişte olsa bir şubeden ya da başka bir yerde bulunan fabrikadan haber almak, işte atlılarla, şunlarla, bunlarla ya da dumanla yapılan haberleşmeyi düşünün. Onlar çok eskide kaldı. Şimdilerde tek bir tuşla hatta anında kameradan seyrederek, gerçek zamanlı veriye ulaşarak o veriden elde ettiğinizi yine özel sistemlerle, buna yapay zeka da dahil şu anda, onlarla işleterek o işlemlerin sonucunda karar verme sürecinde alternatiflerin de sunulması şeklinde örgütsel iletişim gerçekleşebiliyor. Bunun en güzel örneği şu anda işte YouTube'a sunmuş olduğumuz şu sistemin dahil olduğu internet yapısı. Öyle bir alt yazılımlar var ki sizin konuştuklarınızı mikrofon izni verdiğiniz için bazı kavramları hafızasına alıp mesela tatil diye bahsetmeye başladığınızda ya da işte otomobilden bahsetmeye başladığınızda
ya da ne bileyim başka bir kavramdan bahsetmeye başladığınızda o alt yazılım sizin bu kavramınızı araştırıp ilgili hizmet sunduğu kişilere gönderip bir süre sonra interneti açtığınızda nereden ne arıyorsunuz ya da ne satın alıyorsunuz bilmiyorum ama kenardan size o opsiyonları sunuyor. Deneyin, tatilden bahsedin mesela ya da işte otobüsle turdan bahsedin ya da işte otomobil lastiğinden bahsedin. Bir süre sonra karşınıza o aradığınız kavramlar, konuştuğunuz kavramlar çıkmaya başlayacaktır. Dolayısıyla aslında bu şu anda elimizde olan çok büyük bir güç. İletişimi doğru kurguladınız, sistemi doğru kurduğunuz, doğru planladınız ve verileri doğru ilettiğiniz zaman inanılmaz bir veriyle doğru karar verme şansına sahip olabiliyorsunuz. Ama bunu yapan var mı? Çok ayrı bir soru. Hani devlet olarak düşünüyorum. Şu anda devletin elinde inanılmaz bir veri var ve tam zamanlı, doğru zamanlı veri var. Ama hala vergi kaçırılabiliyor ülkede. Hala suçlular piyasada gezebiliyor. O suçlular devlet hizmeti alabiliyor. Yani diyorum ya çok ilginç şeyler dönüyor. Halbuki devlet gerçekten çok etkili şekilde bu Mermis programına bağlı olarak tabii suçlular da bununla ilgili çalışma yapıyorlardır ama birçok suçlunun kafası buna çok basmayacaktır. Devlet istese bir tuşla şu anda yakalanması gereken milyonlarca insanı anında yakalayıp kaçınılmayacak vergileri anında hemen hesaplardan alabilir istese. Ama sanırım öyle bir şey de tam istenmiyor anladığım kadarıyla. Bir başka nokta örgütsel iletişimle ilgili. Örgüt içinde ve dışında gerçekleşen iletişim aslında bu. Yani sadece yöneticinin astlarıyla ya da yöneticinin üstleriyle gibi düşünmeyin. Örgütsel iletişimin içine dışarıda olan olaylar da dahil. Yani bir örgütün zaten iletişimde kalması için mutlaka dışarıdan da etkileşim alması gerekiyor. Bu sadece örgütün sınırları içinde gerçekleşecek bir durum değil. Sınırları da aşan ve hatta sınırları aştığında daha da dikkatli olunması gereken iletişimlerden bahsediyorum. Bu da yine bir planlama dahilinde ve doğru zamanlarda yapılması gereken bir şey. Kendinizi anlatırken, aktarırken, işte kamuoyuna tanıtırken, bir sıkıntı olduğunda kamuoyunun desteğini almaya çalışırken yapacağınız iletişim bir süre sonra size tam ters etkiyle dönebilir. Yani bir şeyi açıklamaya çalıştığınızda, bir durumu kurtarmaya çalıştığınızda doğru planlamazsanız örgütsel iletişimde özellikle dışarıyla ilgili ortaya koyduğunuz bilgiyi doğru şekilde aktarmazsanız tam ters etki yaparak kurumun batmasına bile ya da çok daha kötü duruma düşmesine bile neden olabilir. O yüzden iletişimi sadece örgüt içi olarak düşünmeyin ki aslında bir örgütü örgüt yapan tabii ki örgütün içinde gerçekleşen iletişimdir ama örgütü dışarıdan gelen etkilerle çok daha zor duruma sokma durumu da söz konusu olabilir örgütsel iletişimin. Bunu anlayabilmek ve ona göre de kurgu yapmak çok önemli örgütler açısından. Çünkü eğer doğru şekilde kendimizi tanıtırsak, işte bir üniversitenin şehre kurulmasıyla ilgili süreçte üniversitenin şehre katacağı şeyleri doğru anlatabilirsek, devamında üniversitenin verdiği, kattığı şeyleri yine şehre ya da işte ilgili paydaşlara doğru şekilde aktarabilirsek, onların desteğini alırsak, gerçekleştirmesi hedeflenen amaçların çok daha kolay olabilme ihtimali var. Tam tersi olursa, üniversite kurulduğunda şehirden destek alınmaz, üniversite devam ederken, hizmetlerini yerine getirirken ne yaptığı aktarılmazsa, destek istenmezse, amaca ulaşamama durumu daha büyük ihtimal haline dönüşür. Ben üniversiteden örnek verdim. Siz içinde bulunduğunuz diğer kurumlarda lütfen ticari kurum bile olsa, hatta ticari de çok daha önemli bu durum. Çünkü siz bu malı ya da hizmeti kime satacaksınız? İçinde bulunduğunuz topluma. Toplum sizinle ilgili ne düşünüyor? Olumlu düşünmüyor. Olumlu düşünmeyen toplum sizden ürün ya da hizmet alır mı? Aslında bu batıyorsunuz demektir. O yüzden yani bu PR dedikleri public relations bu işin içine bir parça giriyor. Halkla ilişkiler aslında örgütsel iletişimin parçalarından bir tanesi. Doğru yapamadığınız zaman kurumların kapanmasına, yok olmasına, batmasına neden oluyor. Kurum batarken de içinde çalışmak veya çalışanın maaş alması gibi bir durumda söz konusu değil. O yüzden bu public relations dediğimiz ya da örgütsel iletişim dediğimiz şeyin içinde örgütün bütün çalışanları da var. Yani siz üniversite personel olarak dışarı çıktığınızda şehirde garip tavırlar, yanlış tavırlar, istenmeyen hareketler yaparsanız şehir sizi üniversitenin temsilcisi olarak görüp iletişimi siz yapıyormuşsunuz var gibi farz edip size bir etiket ya da bir yafta yapıştırıp bütün üniversite böyle diyebilir. Yine kendimizden örnek veriyorum ama siz hangi kurumda çalışıyorsanız izleyenler sonradan seyredenler lütfen orada ona da pay bitsinler. İğneyi kendinize batırıyor. Siz çuvaldızı artık düşünün kendinize batırmayı. Dolayısıyla örgütsel iletişim örgütün tamamını da ilgilendiriyor bir taraftan. Tabii ki resmi açıklamalar, raporlar, şunlar bunlar örgütün en tepedeki tarafından basın işte açıklamalar onlar tarafından yapılır ama onların etkisi ne kadar onu düşünün. Çünkü o
kalıplanmış, hazırlanmış bir hap. Herkes o hapı yutar mı? Tartışılabilir. Yani işte biz çok iyiyiz, biz şöyleyiz, biz böyleyiz deyip rektörün yaptığı bir açıklama elemanlar tarafından şehirde desteklenmeyecek, farklı hareketlerle tam tersi kösteklenecek bir ortama sürükleniyorsa rektörün dediğinin bir önemi olmuyor. Şehir çünkü hocaların ya da öğrencilerin tavırlarıyla senin örgütünü, senin sistemini, senin üniversiteni yargılıyor. Diğer taraftan örgütün işleyişini etkili şekilde sağlamak için, amaçları gerçekleştirmek için bu iletişim çok önemli. Ve bu tek başına bir kişiyle sağlanmıyor. Bütün birimler, bölümler, departmanlar, öğeler, kişiler bu işin içinde. Örgüt içinde de, örgüt dışında da. Ve bunu da sürekli olarak akacak şekilde bilgi alışverişini düzgün bir sistemle sağlamamız lazım. Tıpkı bahsettiğim insan vücudundaki sinir sistemi gibi. İnşallah kimsenin başına gelmez. Ben başımdan geçen bir olayda bunun ne kadar önemli olduğunu anladım. Çok ağır bir kanser hastası. Yani günü 24 saate ağlıyordu ve bağırıyordu ağrıdan. Tırnağımın uçları ağrıyor diyordu. Yani tırnak biliyorsunuz ölü bir hücrenin birikimidir. Yani ölü hücre ağrır mı? Tırnağımın uçları ağrıyor diye ağlıyordu bu arkadaşımız. Sonradan vefat etti. Rahmetli oldu. Yani şimdi bu ağrıyı görünce tanıdığım birisi değildi. Benim hastanede karşılaştığım birisiydi. Doktorlara ve hemşirelere rica ettim. Dedim ki ya bakın bu adam günün 24 saati ağlıyor. Günün 24 saati bağırıyor. Lütfen hani kimsesi de yok. Buna destek olun. Bir ağrı kesici. En son doktorun, yukarıdaki doktorlardan biriyle konuşuyor hocam dedi. Tek müdahale yapabiliriz. Beyincik kısmında, vücudumuzun beynin altında bir beyincik kısmı var. Orada bir ağrı merkezi var. Yani buna ilaç fayda etmiyor artık. Hepsini de denedik. Hatta uyuşturucu verdik. O bile, uyuşturucu bile kesmiyor dediler. Kullanılıyor. Tıpta uyuşturucu kullanılıyor ağrılar azalsın diye. Son noktalarda. Allah kimseyi düşürmesin. En son dedi o bağlantıyı keseceğiz dedi. Ağrı duymayacak. Dedim ki niye bekliyorsunuz o zaman? Hani madem böyle bir yol var. Madem o ağrı merkezini biliyorsunuz orayı kesin bitti. Hani bir tek şey ucu kesince, bir kesik atınca hiçbir ağrı hissetmeyecek. Dedim ki ne bekliyorsunuz? Tabi o zaman tıpçılar gibi düşünmüyorum veya işin tam bilincinde değilim. Hocam olur mu o çok tehlikeli dedi. Nesi tehlikeli dedim hani sonuçta adam hiç ağrı hissetmeyecek. Ama dedi hiç ağrı hissetmeyecek. Tamam işte dedim. Eli kesilse bile ağrı hissetmeyecek dedi. Elini dedi kaynar suya soksa bile ağrı hissetmeyecek. Yani insan düşünün. Su kaynıyorken elini sokuyorsun. Ağrı hissetmiyorsun. İşte ateş tutuyorsun ağrı hissetmiyorsun. Bu aslında bir güç. Süper güç gibi ama. Fakat yanıyor elin bu arada haşlanıyor. Elin kızarıyor bir koku duyuyorsun. Ve aslında yanıyorsun ama hissetmiyorsun. Bu çok ciddi bir tehlike. Çünkü insan sinir sistemi o tehlikeye haber vermek için kurgulanmış. Yani kesildiğinde, dokunduğunda sıcak soğuk sana o bilgiyi aktarmak için, karar verme sürecine hakim olabilmen için, doğru şeyi yapman için kurgulanmış. O sistemi kesersen ne yaptığının farkında değilsin. Karar verme sistemine hiç bilgi akmıyor, iletişim yok. Ve düşünsene elini kolunu kesiyorsun hiçbir şey hissetmiyorsun. Bu aslında iyi bir şey değil. O yüzden sinir sistemi dediğimiz şey örgütsel iletişim temsil ediyorsa en küçük bir bilgiyi bile zamanında ulaştırabilmeli ki ona göre karar verebilelim. O sistem kesildiğinde, o bağlantı koptuğunda, iletişim olmadığında insan vücudu çok az işlevi yerine getirebilir. Çok az işlevden kastım. Bir şeyler yaparsın da ne yaptığını bilmezsin. Bir şeyi tutuyorsun ama tuttuğunu hissedemiyorsun düşün. Onun sıcak mı soğuk mu ne olduğunu bilmiyorsun. Sert mi yumuşak mı bilmiyorsun. Bıçağı tutuyorsun parmaklar kopuyor ama sen görmüyorsun. Daha doğrusu görüyorsun da yani onun ağrılığını bilmediğin için kesmeye devam ediyorsun gibi. Allah korusun. Kötü örnek oldu ama etkili örnek olmuştur. Unutmazsınız bir daha bunu. Hangi amaçları yerine getirebiliriz örgütsel iletişimle? Aslında kısmen sürece bağlı olarak amaçlar yerine getirilebiliyor. Dolayısıyla örgütsel iletişim aslında yönetimin temel fonksiyonlarından biri yerine getirilebilecek şekilde kurgulanmalı. Yani yönetim var, iletişim yok. Aslında yönetim olmaz orada. O yüzden yönetimi etkili hale getirmek için iletişimi önce kurmamız, sistemi o istediğimiz şekilde, yürümesini istediğimiz şekilde planlamamız lazım. Dolayısıyla örgütlerde belirlenen amaçlara ulaşmak için o amaçlara uygun bir örgütsel yapı kullanmamız lazım. Yani yerinden yönetimde işte fabrikalar açtık bir sürü. 81 ile fabrika açtık ya da restoran açtık. Ramazan olunca insanın aklına yemek geliyor yine. Restorandaki yöneticinin yerinde karar vermesini istiyorsak örgütsel iletişim sistemini ona uygun kurmamız lazım. Merkezdeki yöneticinin karar vermesini istiyorsak örgütsel iletişim yapısının ona uygun kurulması lazım. Yani sen merkezde karar verme sistemiyle yerinde karar verme sistemini
o örgütsel iletişim sistemiyle bağlantılandırman lazım. Yani bilgi merkeze akmıyorsa ama merkezden karar vereceğim diyorsan zaten doğru karar veremiyorsun. Bütün bilgi merkeze akıyorken yerinde karar versinler diyorsan yerinde karar verecek adam da bilgi olmadığı için doğru karar veremeyecektir. Dolayısıyla bu mantığa göre kurgulamakta hani elzem, şart, önemli, gerekli. Amacı belirledik. Bu amaçlar doğrultusunda hedefler ortaya koyduk ve yapıyı da örgütsel iletişim yapısında ona göre bütün bu faaliyetler dizisini, örgütlenme fonksiyonlarını da işin içine katarak o mantıkla kurmamız lazım. Yani 3 basamaklı olan bir örgüt yapısındaki iletişim farklıdır. 8 basamaklı olan örgütsel iletişim farklıdır. Bütün bunları da dikkate alarak, amaçları da işin içine katarak ve bunlar yapılırken koordinasyonun da yani herkesin birbirini destekleyecek şekilde doğru zamanlı bilgi aktarımının da yapılmasının şart olduğunu, iletişimde önemli olduğunun farkında olmamız gerekiyor. Zaten hani koordinasyonsuz ve iletişimsiz bir örgütün var olması da mümkün değil. Hangi örgüt olursa olsun, aynı şekilde insan vücudu da bir organizmadır, bir örgüt gibi düşünün. Koordinasyonsuz ve iletişimsiz bir insan vücudu olmaz. Yani artık bitkisel hayattadır, ölüyordur o diye düşünmeniz gerekir. Burada iletişim zaten dedik ya, örgütsel iletişim amaçların gerçekleşmesine katkı sağlamak için vardır ve var olmalıdır dedik. Bunu yaparken de örgütsel iletişimin amaçları da olmalı. Bunlardan bir tanesi örgüt politikalarının çalışanlara duyurulması önemli bir amaçtır. Bu uzun, kısa, orta vadeli hedefler, nasıl bir ücret verileceği, neyin ödüllendirilip neyin cezalandırılacağı, terfinin nelere göre olacağı, sosyal hakların neler olduğu örgütsel iletişimle insanlara duyurulur. Bunu duyurmayabilirsiniz ama hani duyurmadığınız zaman o eksikliğin getirdiği motivasyonsuzluk ya da hedefsizlik sizi başarıya götürmeyecektir. Yani bir üniversitede terfinin nasıl olduğu, nelerin cezalandırılacağı, nelerin ödüllendirileceği, sosyal hakların ne olduğu, bizim kısa ya da orta ya da uzun vadeli hedeflerimizin ne olduğunun akademisyenlere, çalışanlara, memurlara, işte doktorlara, araştırma görevlilerine, öğrencilere anlatılmadığı bir ortamda örgütsel iletişimin ilk amacıdır bu. Bu örgütten, bu üniversiteden başarılı sonuçlar elde etmesi beklenemez. Tersi de olabilir. Bunlar anlatmadığı için cezalandırılacak bir sürü hareket yapılır. Siz o cezalandıracak hareketleri bulup cezalandırıp işler büyüyünce ortada örgüt kalmaz. Bir başka nokta, yıllık bütçeler, gelirler, faaliyetler, projelerin çalışanlara duyurulması. Yani sen elinde var olan bütçeni, faaliyetlerini, planlamalarını, projelerini çalışanlara aktarmadın. Örgütsel iletişim olmadı. Ne bekleyeceğiz onlardan? İşte biz bölgenin en iyi üniversitesi olacağız diyoruz. Ama bunu kimseye söylemiyoruz. Gizli gizli istiyoruz kendimizden. Bununla ilgili bir bütçemiz var. İşte yeni binalar yapacağız falan fıstık ya da işte ödüllendirme bütçemiz var. İşte Citation Index'e giren yayınlara şu kadar para vereceğiz ama demiyoruz. Gizli gizli yapıyoruz bunu. Sonra sene sonunda da Citation Index'e giren yayın bekliyoruz. Adam yapmışsa bile sen duyurmadığın için, para almak için sana söylemez bunu. Senin haberin bile olmaz. İstatistiklere yansımaz, rakamlara yansımaz. Çünkü öyle bir sistemimiz kullanılmadığı için hani otomatik düşmüyor sisteme. Dolayısıyla sen amaçlara ulaşamazsın örgütsel iletişimi doğru yapmadığın için. Bir başkası yeni teknoloji kullanımı süreci. Özellikle doktorada da çalıştığım bir süreçti benim. Bu süreçte karşı çıkanlar çoğunlukta olacak. Yani yeni teknoloji insanların hayatını kolaylaştırsa bile genelde değişimlere hep karşı çıkar insanlar. Karşı çıkma durumu ile ilgili sen bunu doğru aktarma desen örgütsel iletişimde, bu teknolojinin ne getireceği, nasıl fayda sağlayacağı, sonuçlara nasıl yansıyacağı, zarara bile yol açsa, yani senin bazı işte ekstra işler yapman gerekiyor, bir şeyler öğrenmen gerekiyor desen bile bunu bile doğru bir dille örgütsel iletişimde aktarman lazım ki karşı çıkmasına direnmesinler. Yoksa milyonlarca liralık, milyonlarca dolarlık yatırım yapıyorsun. İnsanlara bu doğru aktarılmadığı için yeni teknolojilerde, doğru aktarılmayan teknolojiye ciddi dirençler, tepkiler verdikleri için, hatta sabote ettikleri için bir süre sonra makineyi sadece kullanmamak değil, makineyi bozmak noktasına da gidiyor. Bunu sanırım anlattım size cep telefonlarında. Türkiye'ye ilk geldiğinde BlackBerry diye bir alet çıktı piyasaya. Örneğini vermiş miydim geçen derste? Yok, yok. Vermemiştim, onu vereyim o zaman madem. BlackBerry çok pahalı bir alet. Tıpkı şimdiki işte 15-16'lar gibi, öyle söyleyeyim isim vermeden. Çok pahalı bir alet. Türkiye'de bir yabancı ilaç şirketi mümessillerin tamamına bundan aldı verdi. Önce mümessiller çok sevindi. Yani böyle bir aletin onlarda olması
bir prestij meselesi de herkese gösteriyor. BlackBerry'yi çıkartayım da falan diye. Çok pahalı bir aletti o dönem için. Fakat tabii firmanın bir mantığı var. O BlackBerry'leri verip günlük rapor almaya başladılar onlardan. Rapor işi sonra ortaya çıktı. Rapor işi sonra ortaya çıktığında günlük rapor verme işi, bütün işler bittikten sonra oturup başına yazmak, o raporu iletmek ve sonuçlarıyla ilgili fikir alışverişi yapmak gibi bir ekstra bir saate neden oldu. Bu günün yorgunluğunda olan ilaç mühendislerine hiç iyi gelmedi. Çok zorlarına gitti. Çünkü her gün raporu ver, her gün raporu ver, her gün rapora bir de işte dönüş hazırla falan. Hiç hoşlarına gitmedi. Ama çaresiz kullanmak zorundalar. Çünkü Amerika'ya kadar gidiyor raporlar. O ilaç şirketinin genel merkezine kadar. Hatta Amerika'daki bazı üst düzey yöneticiler bunlara tebrik falan yazıyor. O kadar ciddi iş. Hani mesela rekor kıran birisi o gün için Amerika'dakinden tebrik alıyor. Bu önce hoşuna gidiyor ama her gün zorlarına gitmeye başladığı bir dönemde çalışanlardan bir tanesi farklı iki tane, üç tane komutu üst üste verince alet bozuluyor, sistem kilitleniyor. Açmaya çalışıyor, açamıyor. İşte müdürüne haber veriyor, müdür açamıyor. Bölgesine gönderiyor, bölge açamıyor. En son BlackBerry'ye kadar gidiyor. BlackBerry diyor ki ya yok, hani biz bunu açamadık. Bir sistemde sıkıntı var, biz size yenisini gönderelim falan diyorlar. Tabii yenisini parayla aldıkları için şirketin zoruna gidiyor. Adam bir süre sonra yine yılıp bıkınca aynı komutları tekrarlayıp yine BlackBerry'sini bozuyor. Bu adamın bölgesinden birisi bunu fark ediyor. Abi sen ne yapıyorsun da hani rapor vermiyorsun? Vallahi alet bozuldu diyor. Aletin nasıl bozduğunu öğreniyor ötekiler. Ve kısa süre içinde bütün BlackBerry'ler aynı komutlarla bozuluyor. Şirket hepsini tekrar almak yerine vazgeçiyor bu sistemden. Çünkü bunun aslında bir şeyi var. Yani teknolojinin kullanımı ile ilgili sabotaj durumu var. Hepsini de işten atamadığı için eski sisteme geri dönüyorlar, rapor vermedikleri sisteme. Dolayısıyla yeni teknoloji kullanımı bazen karar vericiler için iyi olur. Ama ötekiler bundan hoşlanmazlarsa sabote edebilirler. Yok edebilirler. Öylece milyonluk yatırımın boşa gidebilir. Dolayısıyla bu önemli. Bunu mutlaka tanıtmak lazım. Bunu tanıtırken çalışana, sendikalara doğru şekilde bilgi aktarmak lazım. Yani sadece yeni teknolojiye geçiyoruz demek yetmiyor. Bunun dışında örgütsel iletişimin çeşitli bölümleri, yöneticileri ve örgütsel yayın organlarını da ortaya koyarak yapılabildiğini biliyoruz. Burada hem onların bilgi görgülerini, kişisel gelişimlerini sağlamak, hem işte biz kendimiz üniversiteyle ilgili diyeyim, hem de kurumla ilgili bilgilerini artırmak, tecrübelerini artırmak anlamında motive etmek de olabilir. Yani bizim halihazırda devam eden bir dergimiz var. Farklı farklı isimlerle anılıyor. İşte Kasü Kültür falan gibi yayınları oluyor, dergilerin yayınları. Tabii ki eskiden matbaalarda kağıda basılıyordu. Şimdi gerek yok. Ben olsam onu internet üzerinden bütün paydaşlara bir link olarak gönderirdim. Hiç baskıya, adrese madrese göndermeye gerek olmadan internete de koyardım. Oradan isteyen okur şeklinde olabilirdi. Bu örgütü tanıtmak, örgütün işte bireylerini tanıtmak, onlara bilgi aktarmak şeklinde önemli bir şey. Kullanılması gereken önemli bir örgütsel iletişim kaynağı. Diğer taraftan bilgi düzeyi yüksek çalışanlar yoluyla örgütün dışarıya tanıtılması da söz konusu. Yani üniversiteler bu anlamda aslında en iyi kaynağa sahip. Düşünsenize bir sürü profesör, bir sürü doçent, bir sürü yardım doçent var. Araştırma görevlimiz var, canavar gibi kendi alanlarında uzmanlaşmaya çalışan. İşte bunlar çok ciddi işler yapıyorken kimsenin haberi olmazsa aslında üniversitenin şehre katkısı da az olur. Bu anlamda bu yapılan işlemler etrafa tanıtılacak şekilde seminerlerle, eğitimlerle, workshoplarla ya da yine de şehre çıkıp sohbet ederken bile anlatılmalı. İşte ben geldiğimden beri 24. yılım, mümkün olan bütün zamanlarımda teklif edilen, talep edilen bütün şeyleri hepsini karşılamaya çalıştım. Bu çarşamba da yine Önsen'de bir liseye, Anadolu Lisesi'ne böyle bir taleple gidiyorum. Katılmak isteyen olursa çarşamba günü saat 12 gibi çıkacağım. Ya da Önsen civarında olup da ben de geleyim diyen olursa YouTube'dan duyup da bir şehit arkadaşımızın adına açılmış bir Anadolu Lisesi var. Çok programda Önsen'de zaten bir tane. Orada bekleriz. Saat 1'de öğrencilerle, 2'de de hocalarla birlikte bir sohbetimiz olacak. İşte bu bilgimizi, kendi tecrübelerimizi paylaşmaya çalışacağız. Bu bile bir örgütsel iletişimdir. Çünkü oradaki çocukların çoğu belki bu üniversiteye hiç gelmedi. Belki hiçbir üniversite hocasıyla karşılaşmadı. Bu sayede bir hocanın oraya gitmesiyle kurumun sınırları oraya kadar genişleyip orada kurumumla ilgili, kendimle ilgili ve üniversiteyle ilgili bilgi aktaracağım oraya. Veya öğrencileri motive etmeye çalışacağım. Hatta hocaları da motive edip onların buraya öğrenci yönlendirilmesini, yani gelecekte kendi öğrencim olacakları, kendin pişir, kendin ye şeklinde şimdiden ayarlamaya çalışıyorum. Böyle gelen öğrenciler oldu. Gittiğim liselerden,
ortaokullardan, ilkokullardan ana sınıfına kadar gittim bu arada, onu da söyleyeyim. Oralardan kendinizi tanıtarak, üniversiteyi tanıtarak öğrenci çekmeye çalıştım ve gelen de oldu. Hani sayı yüzlerce değil ama yine de gelen olması beni mutlu ediyor. Diğer taraftan örgütün faaliyet alanlarına ilişkin her türlü kanun değişikliğini, mevzuatı mutlaka bir şekilde çalışanlara da aktarmak lazım. Bu da örgütsel iletişimle oluyor. Yani işte üniversitede bir değişiklik oluyor, üniversite kanunlarında, mevzuatında bir değişiklik oluyor. Bunu bize aktarmazlarsa zamanında doğru şekilde, biz bundan haberdar olmazsak zaten günlük işlerimiz bize yetiyor, koşturmacalarımız bize yetiyor, yaşadıklarımız bize yetiyor. Bir de onu takip edemediğimiz için yanlış yaparsak aslında örgütsel iletişimin etkili yürütülmediği ortaya çıkıyor. Bu anlamda örgüt üyelerine doğru zamanlı ve etkili şekilde duyurmamız lazım ki hatalar, eksiklikler, yanlışlar baştan önlensin. Örgütsel iletişimin temel amaçlarından biri de bu. Dolayısıyla hem dışarıya hem içeriye katkı sağlayacak bir yapının örgütsel iletişimde olması lazım. Bir başka noktaysa örgütsel iletişimde hem bölüm başkanlığı hem de dekanlığım zamanında, artık değilim, rahatım, daha rahat söyleyebilirim. Hem tabiat gezileri, yürüyüşler, hem piknikler, hem yemekler, normal yemekler, hem de iftar yemekleri organize etmeye çalıştım. İşte buradaki amaç da oydu. Herkes birbirini tanısın, herkes birbirle daha sıcak etkileşim içinde olsun ki insanız. Yani tanıdığımız, beğendiğimiz, sevdiğimiz, özellikle olan bir insanı daha yakın tanırsak etkileşimimiz, birlikte iş yapmamız, katkımızın daha çok olacağına inanıyorum. Artı biz bir aileyiz. Yani günün 8-9 saati burada geçiyor. Kendi ailemizden daha çok görüyoruz birbirimizi. Bu anlamda da o sıcak etkileşim de ancak örgütsel iletişimle sağlanıyor. Bununla ilgili mutlaka yapılması gerekenler var. Şimdi bizi seyretmiyorlardır ama duysunlar, etrafa da yayalım diye söylüyorum. Ramazan'da hazır bir iftar. Peşinden de mutlaka bir doğada yürüyüş ya da piknik yapılmalı. Yapmazlarsa ben yapacağım. Onu da burada söylemiş olayım. Onlardan bekliyorum şimdi ama. Bütün bu amaçlar organizasyonunda çalışanların yeterlik düzeyini, yetkinlik düzeyini, beceri düzeyini, bilgi düzeyini artırmak için, onlara destek olmak için yapılacak şeyler. Ve bu iletişim aslında şart. Hani yapın lütfen falan, güzel olur falan demiyorum. Bunlar şart. Yani saymış olduğumuz bu amaçların gerçekleştirmesi, örgütlerin, kurumların, organizasyonların yürümesi, hayatta kalması için artık hani yapılması gerektiğinin de ötesinde bir şey. Dolayısıyla bunlar var olması gereken, etkili şekilde yürütülmesi gereken aktiviteler. Kurumun amaçları, hedefleri, politikaları konusunda çalışanlar mutlaka bilinçlendirilmeli. Örgütsel iletişimle. İş ve işlemler hakkında çalışanlar doğru şekilde bilgilendirilmeli. Değişiklik varsa onların çabalarının doğru şekilde yönlendirilmesini sağlayacak bilgiler doğru zamanda aktarılmalı. Ve tabii ki başka türlü teşvikler de örgütsel iletişimde olmalı. Evet, yenilik yapılmalı, yaratıcılık özendirilmeli, motive edilmeli. Çalışanlar arasındaki bilgi, yani önce planlı da olsa mutlaka etkili şekilde yapılması sağlanmalı. Yani bir planlı iletişim mutlaka olmalı. Resmi dediğimiz iletişim şekli. Ama yapılacak diğer aktivitelerle, işte disiplinler arası diyoruz mesela. Fakültenin 7-8 tane bölümü var. Bölümdeki hocalardan bir kısmı hiç birbirini tanımıyor. Ama gideceğimiz bir yemekle ya da piknikle ya da yapılacak başka aktivitelerle, belki bu bir Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği Korosu bile olabilir. Üniversitede yıllar sonra kuruldu. Çok da güzel oldu. Henüz gidip de katılamadım ama ben konserlerine katıldım. Hep benim çalıştığım saatler ya pandemiye denk geldi ya da derslerin olduğu saatlerde prova yaptıkları için, biz provaya katılamadığımız için de tabii ki çıkıp bir şey söyleyemedik. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterir. Belki bu sene başlamışlar, yeni başlamışlar. Ben de katılıp konserde yer alırım, kim bilir. Bu tip aktivitelerde örgütsel iletişim içine giriyor. Tabii dışarıdaki iletişimi de unutmayalım tekrar. Hani sadece örgüt içi iletişim değil, hem içeride hem dışarıda yapılacak iletişim önemli ve bunun geri bildiriminin de olması çok önemli. Yani sadece planladığınız bilgi akışı olmasın, o bilgi akışının geri dönüşü de, geri bildirimi de mutlaka olmalı. Bu hem içerideki hem dışarıdaki iletişim süreci için bahsediyorum bundan. Sonuçta öyle ya da böyle dışarıda yapacağımız iletişimde bir geri bildirim olmalı ki biz o bildirimde nereye vardık, amacımıza ulaştık mı, ulaşmadık mı? Ulaşmadıysak neyi eksik yaptık, ulaştıysak neyi daha iyi yaparak daha etkili olabiliriz mantığı mutlaka gerçekleşmeli. Dolayısıyla biz örgütsel iletişimle yaptığımız tanımı ve bu yaptığımız açıklamalarda şuna varmak istiyoruz. Bir kere örgütsel iletişim insanların bir araya gelmesini sağlar. Tabii ki sağlar. Çok önemli bir güçtür, alettir, teçhizattır. Bunu doğru kullanmamız lazım. Örnek olarak da bir işletme mesela kuracak olan kimse, kuracağı işletme ile ilgili düşüncelerini ortak olabilecek ya da katılabilecek, pay alacak, hisse alacak, yatırım yapabilecek kişilere doğru şekilde aktarmalı ki onlar gelsin senin amacını, hedefini, ne yapacağını bilip
Ona göre sana ortak olup sana sermaye teslim etsinler. Yani daha başlangıçta bile örgütsel iletişimdeki eksiklikler, hatalar, sıkıntılar bizim belki o kurumu, o örgütü, o işletmeyi açamamamıza neden olabilir. Doğru yaptığımızda da ki dikkat edin halka açılacak, halka arz olacak. Bütün işletmeler yaklaşık bir ay öncesinden yayın yapmaya başladılar, reklam yapmaya. Önce anlamıyorsun işte bilmem ne enerji şirketi diye neler yaptığını adam sana anlatıyor, hedeflerini söylüyor. İşte biz şu yatırım yaptık, biz bunu yaptık, biz şunu gerçekleştirdik, böyleyiz, şöyleyiz diyor. Allah Allah diyorsun, böyle bir kurum mu varmış Türkiye'de diyorsun. Bir ay sonra da halka arz oluyoruz diyor. Kafanda bir olumlu imaj oluşmuş. Örgütsel iletişimi kurmuş adam seninle. Oo diyorsun, bunlar şunu yapmıştı, bunu yapmıştı, o proje bunlarındı. Halka arz oluyorsa ben de alayım diyorsun. 1 liralık, 1 liralık hisse senetlerini sana 25-30 liradan satıp hiçbir şey yapmadan ceplerine önümüzdeki 5 yılın, 10 yılın karını koyuyorlar. Bu da örgütsel iletişimle ilgili. Ona dikkat edin. Örgütsel iletişim ortak bir amaç çerçevesinde bir araya gelen bütün insanların koordineli şekilde, işbirliği şeklinde bir araya gelmesini sağlayan çok önemli bir çimento mu diyelim, tutkal mı diyelim, ne derseniz deyin ama çok önemli bir şey. Dolayısıyla bu örgütsel iletişim, örgütün var olması, ortaya çıkması ve devamının gelmesiyle ilgili süreçlerde hep kullanacağımız bir alet, teçhizat. Dolayısıyla örgütsel iletişimde çevreyle olan uyumun sağlanması da, ki oradan gelecek bilgiler, akacak bilgiler, doğru zamanda gelecek şeyler. İşte dışarıda şimdi hava soğuk. Birkaç gün önce mesela neredeyse tişört giyecek havaya gelmiştik Mart ayında. Şimdi hava soğuk. Herkes tekrar şapkaları, kabanları çıkarttı. Şimdi bu bir süreç. İnsan vücudunu organizma olarak örnek gösterdik ya. Dışarı sıcakken çok hafif şeyler giy, hava sıcak diyordu sistem bize. Şimdi dışarı soğuğu da üşüyorsun, dikkat et, üşüttüğünde hasta olursun diye sana bilgi veriyor. Bu bilgi doğru zamanlı gelmezse, bu gelen bilgiye biz uymazsak, sıcakken çok kalın giyip soğukken ince giyindiğimizde insan vücudu ne çekiyorsa o gelen bilgiye uymayan, dışarıdan gelen bilgiyi uygulamayan, ona göre davranmayan örgüt de aynı duruma düşer. Tabii ki örgütler COVID olmaz, tabii ki örgütler nezle olmaz ama aynı durumu yaşarlar, yatalak olurlar, felç geçirirler, bazı uzuvları çalışmaz olur ve yani o yatalaklık durumu örgütlerde yok olmaya neden olur, batarlar. Bir başka nokta, yönetim tarafından örgütsel iletişim yerine getirilmesi gereken bir işleyiş, bir işlev. Örgütteki insanların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını da yerine getirmek için. İşte az önce anlattım. Yani bir işte Türk Halk Müziği Korosu kurmak ne işe yarar hocam, öyle saçma şey mi olur? Ya spor merkezi açmak, fitness merkezi açmak bile bir örgütsel iletişimdir. Ne diyorsun orada? Örgüt olarak ben yüzme havuzu açtım, fitness merkezi açtım. Senin sağlığına önem veriyorum demek bu. Niye bir işçi sağlığına önem verir bir şirket? Onu sevdiği için. Aslında değil. Onun daha güçlü çalışsın, daha sağlıklı olsun, hiç hastalanmasın diye bunu önem veriyor. Sen de bunu doğru algılayıp sağlıklı vücuda sahip olursan, zinde bir vücuda sahip olursan senin ömrün de uzuyor, senin ömrün de rahatlıyor, sen de hastalık yaşamıyorsun. Dolayısıyla bu işin psikolojik kısmı, sosyal kısmı da çok önemli. Bunu doğru programlarsanız ara sıra buluşmak bile, buna İngiltere'deki milletvekilleri güzel bir örnek veriyorlar. Onlar ne diyorlar? Şimdi kelimeyi hatırlamaya çalışayım. Consultant diyorlar. Yani danışma. Şimdi consultant aslında bizdeki uzman doktorun hastayla muhatap olması. Hani konsültasyon diyoruz ya. O kelimenin karşılığı consultant, consultation, consultation kelimesi. Danışma, fikir alma. Yani sen uzmana danışıyorsun. Konsültasyon istiyorsun. Ya benim işte öksürüğüm geçmiyor, sürekli balgam geliyor falan dediğin şey. O uzman diyor ki o zaman şu olabilir, bu olabilir. Bunu milletvekilleri yapıyor İngiltere'de. Ayın belli günlerinde bunların büroları var. Seçildikleri yerlerde, ilçelerde. O ilçeye geliyor, oturuyor. Gelen vatandaşın derdini, sıkıntısını dinliyor. Ona danışıyor. Danışan vatandaşa fikir veriyor. Kendi danıştığı vatandaştan da aldığı bilgiyi kanuna dönüştürmeye çalışıyor. Yani biraz böyle olmalı sistem. Karşılıklı alışveriş şeklinde yöneticinin örgütteki insanların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının ne olduğunu öğrenip, toplumun ihtiyaçlarının ne olduğunu öğrenip, ona göre bu örgütsel iletişim sayesinde elde ettiği bilgilerle sistemi kurgulaması, hizmeti ya da ürünü ortaya çıkartması ve düzenlemeyi ona göre yapması gerekiyor. Burada bitirsem mi? Yarım saati geçtik. Hadi burada bitireyim. Gelecek hafta inşallah İletişimde amaç ne olacak? İletişim amaçları ve örgütsel iletişimde neler gerçekleşecek? Ya onu, bunu anlatayım da ondan sonra bitireyim, durun. Şunları kısaca anlatayım. Bir kere iletişimdeki temel amaç ne söylemek istediğimizi, ne zaman söylersem karşıdaki kişinin o iletişime daha açık ve daha etkili şekilde alacağı o bilgiyi
nerede, hangi ortamda iletişim kurarsam daha verimli olacağı ve daha başarılı olacağım sorularını cevaplandırdıktan sonra başlanmalı. Yani amacı belirlerken kime ne söyleyeceğimi, ne zaman söyleyeceğimi, nerede söyleyeceğimi planlamam lazım. Ve bunu planlarken söyleyiş şeklim, söyleyeceğim zamanın ve söyleyeceğim yerin karşımdaki kişi için hani evet dedirtme, işimi gerçekleştirme, işte evlilik planı yaparken bile artık geçen hafta da konuşmuştuk herhalde, özel evlilik teklifleri yapılıyor. Adam hayır diyemiyor ona. Öyle dedirtmek lazım. Bir başka noktaysa iletişimdeki o yerine getirmemiz gereken amaç bilgiyi iletmek. İletirken o kişinin veya grubun veya departmanın motivasyonunu artırmak. O bilgiyi ilettikten sonra gerçekleşecek durumla ilgili kontrolü sağlayabilmek ve o işin, yani söyleyeceğimiz işin heyecanla yapılmasını sağlamak. Aslında iletişim temelde bu, hani sadece derse gireyim, bilgi aktarayım değil, karşımdakinin buna hazır olmasını sağlamak, o bilgiyi daha sonra alıp almadıklarını kontrol etmek ve bunun zevkle ve heyecanla yapılmasını sağlamak iletişimin dört temel noktasını oluşturuyor. Gelecek hafta örgütsel iletişimin işte oruçken üstte ders anlatırsam böyle olur. Örgütsel iletişimin yerine getireceği işlevlerden bahsedeceğim. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın deyip YouTube kanalımı kapatıyorum.